Deney Hoylusun kanalları bize merhaba arkadaşlar. Bugün ses ile ilgili birkaç deney yapacağız. Ses titreşim yoluyla oluşan bir enerjidir. Ve yani şöyle de örnekler verebilirim. Çok küçük ve çok büyük sesleri insanlar duyamaz. Mesela köpeklerin düdükleri var özel. Onları üfleyince biz duyamayız onu. Yani bir ses çıkmaz, bizim kulağımıza gelmez. Ama köpeklere özel bir frekansla, yani çok yüksek bir frekansla gittiği için onlar duyabiliyorlar. Öyle şeylere örnek verebiliriz mesela. Bugün de sesle ilgili deneyler yapacağız. İlk deneyimiz de şöyle. Kavanozumuz var, pamuğumuz var. Bir de şöyle bir düdük var. Şimdi o zaman deneyimize geçelim. İlk deney olarak sesin soğurulmasıyla ve yalıtımıyla ilgili bir deney yapacağız. Mesela boş bir evin içinde konuştuğumuzda sesimiz yankılanıyor. Ama eşyalar olduğunda içinde o eşyalar sesi soğuruyor ve sesimiz yankılanmıyor. Bunda da onu göstereceğiz. Şöyle bir düdüğümüz var, sesi, yani ses amaçlı. Flütün ucu aslında bu. Şu şekilde üflüyoruz içine. Diye ses çıkıyor. Ama içine pamuk koyunca, yani bunu bir evin içindeki eşya gibi düşünebiliriz. Koyuyoruz. Üflediğimizde daha az ses çıkıyordu. Gördüğünüz gibi ses azalıyor. Yani fark ediliyor mu bilmiyorum ama kendiniz denerseniz zaten çok basit bir deney. Anlaşılıyor. Zaten boş bir evde de bağırdığınızda yankılanıyor. Eşyalar olduğunda yankılanmıyor. Böyle de basit bir deneydi bu. O zaman diğer deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci deney olarak bir kavanozun üzerine streç film serdik ve üstlerine strafor köpük koyduk ve telefondan müzik açtık. Strafor köpükler şu şekilde hareket ediyor gördüğünüz gibi, sesin etkisiyle. Ses bir titreşim yayıyor ve böyle hareket ediyorlar. Bu deneyimiz de böyleydi. Şimdi diğer deneyimize geçtik. Bildiğiniz üzere yani insanların sesleri farklı. Bunun nedeni de ses tellerimizin inceliği, kalınlığı, uzunluğu, her şeyi farklıdır. O yüzden insanların sesleri farklı çıkar. Biz de şimdi bununla ilgili bir deney yapacağız. Yani ses maddenin cinsine, uzunluğuna, kalınlığına falan bağlıdır, inceliğine. Burada da her pipetleri yan yana yapıştırdık gördüğünüz gibi. Ve makasımızı aldık ve şu şekilde yanlamasını açılı bir şekilde kestik. Şu şekilde yandan. Bunu kestik ve her birinin uzunluğu farklı oldu gördüğünüz gibi. Ve her birine üflediğimizde farklı streçliği için farklı sesler çıkacak. Şu şekilde üfleyerek görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hepsinden farklı ses çıktığını görebiliyoruz. Bu deneyimiz de böyleydi. Siz de bunu kolayca evinizde deneyip görebilirsiniz. Sıradaki deneyimizde de arkadaşlar sesin etkisini göreceğiz. Yani ses nasıl etki edebiliyor cisimleri, onu göreceğiz. Malzemelerimi şöyle tanıtayım. Şöyle bir karton bardağımız var. Üstüne şu şekilde balondan bir parça kestik ve etrafından bantlayarak şu şekilde yapıştırdık. Gördüğünüz üzere. Ve altına delik açtık. Şimdi burada da bir mumumuz var. Ve şuraya vuracağım ve buradan ses çıkıyor. Ve sesin etkisiyle mumu söndürecek buradan, delikten. Şu şekilde vuruyorum. İki vuruşta balona söndürebiliyor mumu. Bir daha deniyorum. Şu şekilde balonun arkasına vuruyorum. Şu şekilde hafif sallanıyor ve sönüyor. Burada sesin titreşimiyle mum söndüğünü görüyoruz. O zaman diğer deneyimize geçelim. Sıradaki deneyimiz de arkadaşlar şu şekilde yoğurt kabımız var, ipimiz var. Buradan küçük bir delik açtık ve ipi geçirdik ve düğümledik. Şu şekilde ipimizi de görüyorsunuz. Burada da suyumuz var. Şimdi şu şekilde anlatayım. Elimizi ıslatıyoruz ve buraya sürttüğümüzde ip titreşiyor. Ve yoğurt kabı da hoparlör etkisi görerek sesi arttırıyor. Böyle deneyelim. Suya batırıyorum iki parmağımı. Şu şekilde çekiyorum buradan. Ve çektiğimde şöyle korna gibi ses çıkıyor. Buna da korna deneyi diyebiliriz. Burada ses titreşiyor ve burada hoparlör etkisiyle ses çoğalıyor. Bir daha yapalım. Korna gibi ses çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu da gayet eğlenceli bir deneydi. O zaman sıradaki deneyimize geçelim. Arkadaşlar şimdi de aynı deneyin bir farklısı. İçine su doldurduk. Şu şekilde görüyorsunuz.
İçine su doldurduk ve ipi yine çekeceğim. Ve bakalım su, sesin etkisiyle su hareket edecek. Şekilde gördüğünüz gibi su fışkırıyor. Biraz sulu bir deney oldu. Gördüğünüz gibi burada da sesin etkisini gördük yine. O zaman diğer deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi son deneyimize geldik. Bu deneyimizde de 6 tane bardağımız var. Her birine farklı kütlelerde sular doldurduk gördüğünüz gibi. Ve bunlara, yani şöyle bir tornavidamız var. Bunlarla vuracağım ve her birinde farklı ses çıkıyor. Kütleler fazla olduğu için suların farklı titreşiyorlar. Ve farklı sesler çıkıyor. Gördüğünüz gibi buna vurduğumda kalın biraz şey bir ses çıkıyor. Buna vurduğumda daha ince bir ses. Bunda yani aradaki fark belli oluyor zaten. Şöyle güzel sesler çıkıyor, yani hepsinin farklı ses çıkardığını görebiliyoruz. İki cisimle de vurabilirsiniz. Melodiler de uydurulabilir yani. Böyle melodiler uydurabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir sesle ilgili deney oldu. Bu videomuzda sesle ilgili birkaç deney yaptık. Siz de bunu evinizde deneyebilirsiniz. Bu videomuz da böyleydi. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şurada bir oynatma listesi çıktı. Burada da bir video çıktı. Onlardan birine tıklayarak başka bir videoma ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.